Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli takipçiler, Kızlar Soruyor platformu 10 milyondan fazla üyesi var biliyorsunuz. İnternette hem cep telefonunda uygulama hem bilgisayarda var. Instagram'da var. Çok takipçisi var. Yurt dışında da takip ediliyor. Yaptığı anketler büyük ilgi çekiyor. Kızlar Soruyor'un en ilginç anketlerinden biri de her yıl Sevgililer Günü'nde tekrarlanan, Sevgililer Günü öncesinde tekrarlanan yılın Sevgililer Günü sembol çifti. Sembol çifti kim? Kim yılın en uygun sembol çifti, en uygun sevgililer, sevgili çifti? İşte bugünlerde belli oluyor ve bu senenin ankette sonuçlandı. Şimdi bana sonuçları açıklamak düşüyor. Çok teşekkür ederim Kızlar Soruyor platformunun yönetimine. Bana dediler ki Bilal Bey, bu ön adaylarımız bunlar. Bunların içinden lütfen 4 tane aday belirleyin. Biz de takipçilerimize, üyelerimize soralım. Onlar yılın enini seçsinler. En uygun sembol çifti seçsinler. Ve anket sonuçlandı. Şimdi söyleyeceğim fakat önce adayları sayayım size. Nesin Cevatzade ve Gökhan Alkan çifti. Ben Nesin Cevatzade'nin hayranıyım. Oyuncu olarak kendisini çok beğeniyorum ve zaten sayısız ödül alan sinema filmleriyle çok değerli bir oyuncu. Dizilerde de rol alıyor ve Gökhan Alkan'la, yani sevgilisiyle aynı dizide Yasak Elma'da buluştular. Aşk orada yeşerdi, gelişti ve geçtiğimiz Eylül, Ekim, Kasım aylarında üst üste haberlerle kamuoyunun da bu konuda haberi oldu. Yayınlanan haberlerle bilgisi oldu kamuoyunun ve paylaşımlarıyla da çok dikkati çekiyorlar. Çok takdir ediliyorlar. İkisi de son derece saygılı, birbirlerine karşı seviyeli. Hele Gökhan Alkan, aman Allah'ım, böyle felsefi sözler paylaşıyor ki ve kadınını yücelten öyle güzel bir bakış açısı var ki yaşadıkları ilişkiye. Zaten insanın, erkeğin kadına verdiği bu değer onun nasıl birisi olduğunu, karakterini ortaya çıkartıyor. Çok önemli. Bu ayrıntı çok önemli. Ve Gökhan Alkan çok beğenildi, çok takdir edildi. Nesin Cevatzade ile aşk yaşamadan evvel oyuncu olarak elbette biliniyordu ama çok geniş kitleler tarafından tanınmıyordu. Adamlığıyla kendisini öyle bir tanıttı ki sevgilisine verdiği büyük değerle. Şimdi onlar da bu ankette kuvvetli adaylardan biri olarak görülüyorlar. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti de anketin diğer bir aday çifti. Hadise yıllardır biliyorsunuz hep yalnızım, işte kısmetsizim ama çok da güzelim. Ama çok da giydiğim yakışıyor. Sesimin güzelliği bir yana, danslarım bir yana, ben aynı zamanda iyi taşıyorum üzerindeki kıyafetleri diye. Pek de giyinmeden aslında Instagram'da bol bol fotoğraf paylaşıyordu, video paylaşıyordu. Kimi eleştiriyordu bunu ama kimi de özgür kadın, bekar kadın, kimseye verecek hesabı yok diyordu. Ve biraz da Hadise bizim normlarımıza göre açık pozlar veriyordu, açık giyiniyordu. Ancak Kaan Yıldırım'la tanışıp sevgili olduktan sonra o fotoğraflar, o pozlar rafa kalktı. Türk erkeği çekiniyor herhalde. Belki de söyledi adam. Hadise böyle fotoğraflar paylaşmanı, böyle videolar paylaşmanı istemiyorum diye. Hadise paylaşmıyor. Kaan Yıldırım'la aşk başladığından beri paylaşmıyor. Nereye geleceğim? Hadise Kaan Yıldırım'a çok büyük değer veriyor. Sadece sözünü dinlemekte kalmıyor. Onun ilgisi devamlı üzerine olsun istiyor. İlgisinin üzerine olmadığını, azaldığını, kendisini sevmediğini, başka kızlara baktığını falan hissettiği bir gün içinde bunu büyüttü, kocaman yaptı ve isyan etti, bitti dedi. Kamuoyuna da açıkladı, bitti. Deklarasyon yayınladı bildiğiniz storiesinde. Hepimiz şaşırdık, yazık dedik, 9 ay emek vermiş ilişkiye. Ancak sonra Kaan Yıldırım adam yahu. Adam kamyonla çiçek yolladı Hadise'nin evine. Kamyonla çiçek, kırdıysam özür dilerim dedi. Adam ne yaptığını da bilmiyor. Kırmışın ki kız seni reddediyor ve kamuoyuna da açıklıyor.
Hadise özür kabul etti çünkü aşık, çok seviyor. Tekrar barıştılar, kenetlendiler, barıştık dediler ve çok mutlular. Allah sonunu tabii güzel yapsın. Hadise'nin hayranları Hadise'ye bir evlilik yakışır gözüyle bakıyorlar. Biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti geçtiğimiz Temmuz ayında Alaçatı'da biliyorsunuz. Önce aramızda bir şey yok dediler gazeteciler. Hatta gazetecilere gider yaptılar. Gazetecileri suçladılar. Yalan yazıyorsunuz, yazdığınıza inanıyorsunuz. Yok böyle bir şey falan diye. Aşk başladı. Aşk başladı. Ve Cedi Osman Amerika'da NBA'de basketbolcu. Milli gururumuz aynı zamanda. Milli takımımızda da oynuyor biliyorsunuz. Adam hepimizi şaşırttı. Amerika'nın Cleveland'ı neresi? Mardin'in Nusaybin kazası ilçesi neresi? Sürpriz yapıyor. Atlıyor uçağa İstanbul. İstanbul'dan Mardin, Nusaybin. Sevgilisine ben geldim. Ne o? Cedi Osman geldi. Aç kollarını sevgilim. Herkes şaşırdı. Adam bu kadar çok seviyormuş demek ki diyor insanlar. Ebru Şahin de çok seviyor sevgilisi. Ebru Şahin'i Akın Akın Özü'yle başrol arkadaşını yakıştırıyorlardı. Ama Akın Akın Özü'nün başı bağlı. Akın Akın Özü kıpırdayamaz ki. 7 yıldır ta Amerika'da bulaşık yıkarken tanıştı. O kıza aşık, sevgilisi. Peştemal Ciğer, hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Güzel de kız Allah için, sarışın. Yani sarışın olması tabii güzelliğini, güzel olduğunun kanıtı değil de yani sarışın aynı zamanda. Uçakta Paris'ten dönerken kabinde nasıl öpüşüyorlardı hatırladınız mı? Arkadan bir yolcu çekmişti Akın Akın Özü'yle. Sevmese uçak yolculuğunda herkesin içinde öyle öper mi adam sevgilisini? Allah onları da mutlu etsin. İdo ve Yasemin şefkatli. İşte bu ankette benim favori çiftim bunlardı. Neden bunlar? Belki diğerleri kadar çok popüler değiller. Ancak bunlar aşkı çok güzel yaşıyorlar ve evlilik noktasına getirdiler artık. Onun için favoriler. Yani aşkların arkasında durdular. Her aşamadan geçtiler. Ayrıldılar, koptular, barıştılar, bir daha ayrıldılar. Sözlendiler, nişan yaptılar. Şimdi evlenmek için işte yaz aylarını bekliyorlar. Allah mutlu etsin onları da. 4 aday. Hadise Kaan Yıldırım, Ebru Şahin Cedi Osman, İdo Yasemin, Nesin Cevatsade, Gökhan Alkan ve sizlerin oylarıyla değerli takipçiler, değerli Kızlar Soruyor platformunun sayın üyeleri, sizlerin oylarıyla birinci gelen çifti açıklıyorum. Hadise ve Kaan Yıldırım. Hadise burada havai fişekleri. Hadise ve Kaan Yıldırım çifti %48 oyla, bayağı da iyi oy. Birinci geldi. Anketin birincisi. Sevgililer gününü, geleneksel sevgililer günü sembol çifti seçtiniz onları. İkinci çift Nesin Cavazade, Gökhan Alkan %32 oy hak ediyorlar. Ebru Şahin, Cedi Osman %12 oyla üçüncü oldu. Ve İdo Yasemin Şefkatli, benim favori çiftim, benim birinci olur diye düşündüğüm çiftim. %8, yanıldım. Evet, yanıldım. %8. %8, 45 yıllık gazeteci olabilirim ama bazen duygusal davranıyorum. Duygusal olmayacaksın. Mesleğinde profesyonelsen profesyonelce cevap vereceksin. Sen de herkes gibi favori olan, en popüler olanı favori diyeceksin. Ancak ben biraz İdo ile Yasemin'i, her neyse değerli takipçiler, güzel bir anketti. Katıldığınız için ve oylamada bulunduğunuz için çok teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın.